Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yargılı. Bugün de size Pleyader Carmen'in içinde bulunan Walmart Market'in önünden sesleniyorum. Şimdi size Walmart Market'in içini göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Bir önceki videoda Çedrai Market'in içinde maalesef fiyatları çok göstermemişim. Bu sefer hem reyonların arasında biraz daha yavaş yürüyüp hem de bunun haricinde size fiyatları telaffuz etmeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi içeriye doğru gidelim. Çedrai gibi, hatta belki biraz daha büyük Çedrai Market'ten. Walmart biliyorsunuz bir Amerikan markası. Bu markette de birçok ürün Amerika'dan geliyor. Hem Çedrai hem de Walmart'ta bulamayacağınız hiçbir şey yok. A'dan Z'ye her şey var. Katlanabilen masalar. Ne kadarmışsınız siz? 800 peso. Sandalyesi de 319 peso. Hamburger ekmekleri aşağı yukarı 43 peso, yani 2 dolar gibi. Bu tarafta konserve ananaslar var, 49 peso. Başka kirazlar varmış, şöleler. Burası olduğu gibi ekmek reyonu. Reçeller aşağı yukarı 39-32 peso civarı. Fıstık ezmesi 72 peso. Nutellalar 66 peso. 350 gramlı. Ballar 85 peso, 114 peso gibi. Ama 114 peso olan kilosu. Şekerler 37 peso ile 31 peso arasında. Ne kadar rafine olduğuna bağlı.
Çikolatalı sütler. Çikolata süt hazırlamak için daha doğrusu malzemeler 29 peso. Yapups kahve 95 gramı 55 peso, 190 gramı 100 peso, yani 190 gramı 5 dolar gibi düşünün. Burada kahveler çok çeşitli. Tabi Meksika'da da kahve yetişiyor. En güzeli de Chiapas bölgesinde yetişenmiş. Ben aldım şimdi, ondan içiyorum. Gerçekten lezzet farklı. Bebek püreleri 10 peso gibi. Burası çikolata reyonu. Ferro'nun bu çikolatası 99 peso. Ama gördüğünüz gibi her şey çikolata üzerine burada. Oreo bölümü. Çeşit çeşit mısır gevreği var. Bademlisi, fındıklısı, cevizlisi, kokoslu. Şöyle yarım kiloluk bir şey 39.90, aşağı yukarı 2 dolar. Daha sonra sütlere geldik. Süt çeşitleri oldukça fazla. Birçok markanın çeşitli çeşitli sütleri var burada. Kendi içlerindeki şeylerde farklılık yaratıyor. Katkılar. Umarım çorbaları 17.90, pirinç 33.90. Yağlarda tipine göre çeşitli fiyatlarda. Mısır yağı 38.50. Su
soya yağları var. Onlar 37 peso civarı. Kanola yağları 45. Evet, pirinçler 25-35'ten başlıyor. 33-90'a kadar gidiyor. Siyah fasulye 35 peso gibi. Zeytinyağları her yerde olduğu gibi burada da pahalı. Şimdi bakalım, yarım litrelik zeytinyağı 126 peso, 112 peso. ...130 peso civarı. Makarnalar var. Makarnalar paketi 14,5 peso gibi. Hazır çorba, nadıllar. Nadıllar 15 peso gibi. Bizim şehriye 8 pezoymuş. Uruguay'da çok pahalı olmasına rağmen burada Barilla ucuz, 17,90 gibi paketi var. Uruguay'da en pahalı makarna Barilla. Domates sosları 35 peso civarı. Pesto sos isterseniz 60 peso. Pestonun da çeşitli şeyleri var. Türleri var. Kurutulmuş üzümler 81 peso gibi. Burası zeytinler. Mayonezlerin yarım kilosu 37 peso, tam 1 kilo olursa 54 peso. Konserve bezelyeler 12 peso. Onlar da 410 gramlıkmış. Şampiyones. Onlar 27,50. Ton balıklarına geldik. Tonlar aşağı yukarı 24 peso ton balıklarının kutusu. Markasına göre de değişiyor. 15 pezolara kadar düşüyor. Hatta burada 11'lik de varmış. Teyzem bitiriyor mu onları? Vallahi gömmüş hepsini şeye, arabaya. Jalapeno turşusu 20,90. Ve Meksika'nın hiç bitmeyen sosları. Tamarindo diye bir sos arıyorum. Onu bulmak istiyorum da onu bulamadım tam. Hem etlerle kullanılıyor, hem de bunun içeceği yapılıyor.
Fakat burası sos cenneti. Ne sosu isterseniz var. Yemeklerde çok kullanıyorlar çünkü. Balık reyonu. Hem filoto edilmiş balıklar var. Karidesler 209 gram, yok 295 gram 61 pezoymuş. Bunlar da bizim çipromuza benzeyen balıklar. Somon var. Bugün fazla balık kalmamış, pazar günü olduğu için. Burada horchata dedikleri bir içecek. Bunu pirinçten yapıyorlarmış. Sulandırılarak kullanılıyormuş bu. Bunu tesadüf bugün restoranda gördüm. Yemek yerken. Sır eti hamburgerler hazır. Kaçlı paket? 720 gram. Bu paketler 57 pezo. Başka bir markanın ikisi de 67 pezo. Patates köfteleri. Tavuk nuggetler şöyle bir paket aşağı yukarı 87 peso gibi. Et fiyatlarını sadece biraz Uruguay'a göre yüksek buldum. O da normal. Uruguay tam memleketi. Yani tabii kırmızı et de, dana etinde fiyatlar biraz yüksek. Mesela kıyma ne kadarmış? 600 gramlık kıyma 106 peso gibiymiş. Ama en azından burada eti işlemeyi biliyorlar. Burası domuz etleri bölümü. Mesela 640 gram domuz pirzolası var, 70 peso gibi. Tavuk ayaklarını da yiyorlar, taşlığını maçlığını. Bana biraz garip geliyor ayakları kemirmek. Tavuk but, yine 635 gram, 36-37 peso gibi. İki tane. Tam tavuk göğsü 1 kilo 260 grammış. 93 peso. Tavuk eti burada ucuz. Bagetler 37.44. Yine 600 grama yakın. Porsiyonları genelde 600 gramlık yapıyorlar etlerde. ...12 roluluk tuvalet kağıdı... ...45.50. Bu Uruguay'da benim başımın belası. Çok pahalı çünkü. ...20 kiloluk köpek mamaları... ...439 peso.
Corona 6'lı paket 64,50. Burada bütün marketler böyle çok geniş alanlara yayılmış vaziyette. Arayıp da bulamayacağınız şey yok resmen. Beş litrelik yer temizleme 149 peso. Şöyle 1,5 litrelik bulaşık deterjanı 39 peso 90 sent. Reid'in böcek ilaçları 65 peso. Altı litrelik çamaşır yumuşatıcı 145 peso. Ariel'in 4,5 kiloluğu ne kadarmış bakalım. Ariel'in 4,5 kiloluğu 135 pezoymuş. Araba lastiği isterseniz o da var. Hemen yanında şarap da var. Şaraplar tiplerine göre 269, 185, 119, hatta 149 pezoya kadar iniyor. El aletleri, ev ıvır zıvırları, elektrik malzemeleri. Buraya gelirseniz Türkiye'den hiçbir şekilde elektrikli malzeme getirmeyin. Çünkü burada elektrik 110. Bizde 220. Aklınızda bulunsun, boşu boşuna taşımayın. Bir işinize yaramaz. Plastik raflar, saklama kutuları, kilitler. En sevdiğim şey Haydar. Haydar'ın fiyatı 99 pezoymuş. Hadi bakalım. Ev içi için 18 kiloluk plastik badana 779 ve 519 peso gibi 18 kilosu. Aşağı yukarı 4 kiloluğu da 306 peso. Bu sefer yavaş yavaş geçiyorum ki fiyatları da size aktarabileyim diye. Araba aküleri var mesela. Onlar da 1439 peso civarı normal bir araba için. Bisikletler aşağı yukarı 150 dolar civarı, 200, 150-200 dolar civarı. Çocuk bisikletleri biraz daha düşük. 130 dolar gibi. Oops.
spor malzemeleri. Arkadaşlar, bu ekolitler burada önemli. Bunların çeşitli şeyleri var, tatları var. Burada elmalısı varmış. Ondan sonra acaba mora azul dediği dut, mavi mor dut var. Naranka, evet. Bu ekolitler niçin önemli? Burada sıcak olduğu için çok fazla... Bulacağınız şu şekilde kahve yapmak için çay ısıtıcıları. O yüzden muhakkak yanınızda çaydanlığınızı getirin. Türk tipi çaydanlık bulmak çok zor oluyor. Ya da çok fahiş fiyatlara bulabiliyorsunuz. Ev tipi organizatörler. Ben hepsi akredik. Bayanlara göre ayna 199 peso. Küçük el aldıkları. ...79 pezoymuş. Yastıklar 154 peso. Gelirsem şu bisiklet, motosikletlerden alacağım kendime. Burada 28.500 pezoymuş. Birçok yerde bu 26-25.000 pezoya kadar iniyor. Biraz Walmart'ın fiyat marka farkı. Bakalım. El havluları 62 peso, 3 dolar gibi. Şöyle biraz daha büyük boy havlular. Onlar 110 peso. Banyo havluları 209 peso civarı. Banyo klozet takımları 319 peso. Çöp kovaları var 5 litrelik 299 peso. Kirli çamaşır için plastik kovalar 239 peso. Çamaşır sepetleri 109 peso. Elektrikli düdüklü tencere 2199 peso.
100 dolar civarı. Kahve makineleri Tefal'in 400 peso desek. Onlu askılar 59 pezoymuş. Şu Tefal'in az yağ ile çalışan kızartma makinesi 100 dolar gibi. Mikser 500 pezo. Ortalama boyda bir buzdolabı 8.990 peso. Biraz daha büyük çift kapalı alayım derseniz 21.000 peso gibi. En ideali bunlar. Şu anda Türkiye'deki fiyatları hiç bilmediğim için iyidir kötüdür diyemiyorum sizler için. Çeşitli mutfak aletleri 80, 90, 100 peso gibi rakamlarda her şey var. Gelelim tavalara. Tefal'in wok tavası 469 peso. Normal bir büyük tava 30 santimlik. O da 469 pezoymuş. Ufak tava 379 peso. Et kızartmak için tava 589 peso. Tefal'in haricinde diğer markalara indiğiniz zaman rakamlar baya baya düşüyor. Mesela büyük bir tava bir anda 279 pezoya düşüyor. Kalite ve marka değeri. Çok güzel yapmışlar bunu da. 439 pezoymuş. Hem wok hem tava gibi. Kahve fincanları aşağı yukarı 55 peso gibi. Ha, burada bir de şey göremedim. Küçük çay kaşığı, hani böyle şekeri karıştırmak için. Onu hiç göremedim. Gelirken o da buraya getirilecekler listemizde. Biz Uruguay'a ilk taşındığımızda orada da yoktu. Sonradan geldi. Ben de tesadüf buldum. Bunlar tabaklar 89 peso veya 159 peso gibi tanesi. Çatal bıçak setleri 317-599 o civarlarda. Buradan sonra elektronik başlıyor. Mesela yine bizim Uruguay'da çok pahalı olan telsiz telefonlar 479 peso burada. Şu telefonu Uruguay'da almaya kalktığınız zaman 100-150 dolar. Burada 24 dolar gibi. Ona bir türlü akıl erdiremedim neden o kadar pahalıdır Uruguay'da. Şimdi bu neymiş? Hisense. Hisense markanın televizyonu.
16.000 pezo. Fakat bu 65 inç sinema gibi. LG'nin var. O kaçmış. İncini yazmamışlar. O da bayağı büyük bir televizyon. Neden incini yazmamışlar oraya? O da 16.000 pezo gibi. Fakat Hisense'in görüntüler muhteşem. 55 inç. 13.000 pezoya yakın. 12.799. Philips'in yine 50 inçlik bir televizyonu 11.000 pezo. LG'nin 50 inçlik televizyonu ise 13.600 pezo. Bu da Philips'in 70 inçliği 15.500 pezo. Burada da surround sistemleri var. Aşağı yukarı 4.000 pezo civarı. İlave ses sistemi isterseniz onun da rakamı o. Yani $200 gibi. Pantaya LG 43'lük LG 10.999, 11.000 pezo. Bu hoparlörler çok meşhur. Bütün Latin Amerika ülkelerinde çok meşhur. Bunlar şarjlı. İnsanlar şarjını yapıyor, alıyor bunları. Bangır bangır parklarda oturup bunlarla müzik dinliyorlar. Böyle standart tişörtler 98 pezo civarı. Çift çorap 69 pezo. Bayanlar için ince çoraplar 59 pezo ile 119 pezo arasında. Bayan sütyenleri aşağı yukarı 178 pezo gibi, 200 pezo. Gecelikler 288 pezoymuş pijamalar. Şöyle polo tişörtler 98 pezo. Bakalım. Algida'nın dondurmaları burada Hollanda diye satılıyor. 59 pezo. Farklı markalar 70 pezolara kadar çıkıyor. Pazık cheesecake 225 pezo. Hazır waffle 65 pezo. Çilekler var burada 55 pezo. Yarım kilosu dondurulmuş çileğin. Bezelyeler, taze fasulyeler, mısırlar. Teriyaki sosu, somon balığı. İki tane varmış içinde, 159 pezo.
Aşağı yukarı 300 gram. Alitas Buffalo. Nuggets. Cordon Bleu. 178 peso. Kiloluk domates püresi 19.90. Bu Nesquik'lerin 2 paketi 85 pezoymuş. Günlük sütler 27.50. Yoğurtlara bakalım şimdi de. Aşağı yukarı kiloluk yoğurtlar 39 peso civarı, 2 dolara yakın. Danone dörtlü ambalaj 21.50. Yunan yoğurdu diye satılan bizim yoğurdumuza yakın bir yoğurt var burada. Onun da yarım kilosu 50 pezoymuş. Bir de Çobane'nin yoğurtları var. Tam aslında bizim yoğurdumuz. Ama o 129 pezo. Burada bir barbekü var. İşte bu da 200 dolar civarı. Bayağı güzel yapılmış bir barbekü. Tavuk çevirmeye kadar her türlü detayı var. Şöyle güzel et kesme bıçakları 99 pezoymuş. Kendi ufak tefek ıvır zıvırımı da aldım. Bu arada size burayı da göstermiş oldum. Şimdi hadi kasaya gidelim bakalım. Ha, meyveler, sebzeler. Kırmızı soğan 19.90. Elmalar biraz pahalı, 50 peso gibi. Aha, kiraz vardı, kalmamış. Çilek şöyle 59 peso, ne kadarı? 500 grama yakın. Sezar sos 99 peso. Sarımsak üçlü paket 30 peso. Kültür mantarı 86 peso. Birçok çeşit mantar var. Karnabahar 40 peso, brokoli 32.90. İsteyene kuş konmaz da var, o da 60 pesoymuş. Avokadonun kilosu 49.90. Tam da olmuşlar artık, evet. Taze soğan 8.5 kilosu, ıspanak 6 peso kilosu. Aselga, Türkçesi gelmedi aklıma şimdi, kusura bakmayın. Ha, pazı. Demeti 6 pezoymuş.
Ara sıra hatlar yanıyor böyle. Türkçe, İngilizce, İspanyolca hepsi birbirine karışıyor. Burada soğanlar kabukları soyulmuş olarak satılıyor. Onların da kilosu 19.90. Sarı patates 21.90. Ankon domates isterseniz 26.90. Burada neler var? Peynirler var. Rendelenmiş peynirler, makarnalar, mozzarella'lar. Olabildiğince yavaş gideyim ki siz de fiyatları görün. Bunlardan bir eksiğim yok. Bu da aynı bizim dil peynirimiz. Oaxaca'dan geliyor bu da. Crema queso deniyor buna. Bu Oaxaca peyniri de bizim örgü peynirimiz gibi. Lezzetleri de birebir aynı. Yalnız buradakiler çok az daha az tuzlu. Bu panela peyniri, yani kızartmalık peynir. 70 pezoymuş böyle bir şey. 400 gramlık paketi. Ne kadarmış bu acılı sos? Parmak sucuk. Dur bakalım. Böyle istemiyorum. Ekmeğim bayağı azaldı çünkü. Kruvasanlar 6,5 bezo. Bu üstü yağlı ekmekleri bunların. Onlar da 6,5 bezo. Hazır hamburger ve hot dog şeyleri. Ekmekleri. Tepsiler buradaymış. Buradan tepsiye alıyorsun. Normalde bir tane de kıskaç olması lazım ama tutmak için o maalesef yok. Ondan sonra gidip istediğinizi seçiyorsunuz. Tepsinize koyuyorsunuz. Oradan da size paketleniyor, fiyatlandırılıyor. Donatlar 6,5 pezo. İki tane de şu ekmekten alayım. Bu da 9 pezoymuş. Arasında fark ne bilmiyorum ama. Bakalım, bunlar çok güzel sucuk ekmek olur. Kaktüs yapraklarını da hafif bir sotoledikten sonra limonla beraber şeye koyuyorlar, salatalara koyuyorlar ya da et yemeklerinin içine bırakılıyor.
Evet, artık alışverişimi aldım. Şimdi kasaya gitme zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi marketten dışarıya çıktım. Umarım çektiklerim hoşunuza gider. Umarım fiyatlar hakkında bilginiz olur. Bu arada size tarih açısından da bilgi vereyim. Şu anda 2021 yılının Ağustos ayındayız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizden gelecek bildirimlerden haberdar olmak için de zilimize dokunmayı unutmayın. Hepinize uzaklardan sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.